Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda 2016 Toyota Corolla V33 Lite aracımıza hız sabitleyici montajı yapacağız. Hız sabitleyicimizi burnu airbag bölümünü sökerek gerçekleştireceğiz. Oranın sökümü için ise direksiyonun burada bulunan altta ve diğer tarafta bulunan deliklerinden tornavida yardımıyla tırnaklar attırarak airbag bölümünün sökümünü gerçekleştireceğiz. Şimdiden herkese iyi seyirler arkadaşlar. Video ile ilgili, montaj uygulaması ile ilgili sorularınızı, görüşlerinizi yorum kısmında bize belirterek yardımcı olursanız çok seviniriz. Şimdiden hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Korna kısmının yani airbag bölümünün söküm işlemini çekmedim. Çünkü beni bayağı bir zorladı. Yani aslında çok zor bir şey yokmuş ama damakları bulduktan sonra şuradaki damakları onu attırmak için bayağı bir kuvvet uygulamamız gerekiyormuş. İlk başta çok fazla kuvvet uygulamadığım için zorlandım bayağı. Ama sonunda başardım yani çıkarmayı. Evet, şu şekilde airbag'imizi yukarı alalım. Bir önceki videomda da siparişin paket açılışını yapmıştım. AliExpress'ten aldığım bu ürünü 8 dolar gibi bir maliyeti oldu bana. Gayet ucuz. Yani güzel bir şeye benziyor. Artık takıp bakacağız, deneyeceğiz. Bunun ardından test videosu da gelecek zaten. Öncelikle hız sabitleyicimizi şu şekilde şuradan geçirip şöyle yerine oturtmaya çalışacağız. Şu kablosunu takalım. Daha rahat olur bizim için. Evet. Şu şekilde oturdu. Şu yukarıda bir boşluk var. Oraya girecek şekilde bunu yerine oturtuyoruz. Daha sonra diğer kablomuzun diğer ucunu ise şu bölümde bulunan girişe takacağız. Zaten her şeyin yeri yerli yerinde. Gördüğünüz gibi kolayca ve rahatlıkla oturuyor yerine. Kablomuz da şu şekilde burada dursun. Ve paketten çıkan iki adet vidayı hız sabitleyici kolumuzu sabitlemek için kullanacağız. Şu şekilde iki adet zaten her şeyin yeri var. Yani yanlış yapılma gibi bir olanağı yok zaten. Evet. Şöyle. Vidalarımızı sıkalım. Bildiğiniz gibi 133 Corolla grubu araçlar hız sabitleyicinin ekranda aktif hale geldiğinin belirtisi olan ışık yakmıyor. Bunu servis de bize söylemişti zaten. Corolla araçların ışığı yakmadığını. Evet, hız sabitleyici kolumuz tamamdır. Montajımız umarım başarılı şekilde olmuştur. Kornamızı yerine oturtuyoruz. Şu şekilde bastırıp tık diye oturuyoruz zaten yerine. Evet arkadaşlar, bu videomuzda böylelikle sonuna geliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bunun testini yapacağız. İnşallah. Bakalım çalışıp çalışmadığını da o zaman göreceğiz. Şu anda zaten herhangi bir ışık yanmıyor. Evet. Yani ekranda çalıştığı, aktif olduğuna dair bir ışık yanmıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın.